Efendim merhabalar. Uzaylılar hoş geldiniz. Dünyayı kurtarma maceramıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kötü bir durumda, kötü bir günde bırakmıştık. Alfonso Bilgini'yi kaybetmiştik. Ve orada bırakmıştık. Barış'la birlikteyiz. Barış hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Alfonso'yu kaybettikten sonra biz bir şey yapmadık zaten değil mi? Durduk. Yok. Gece yarısı görevi dedik. Alfonso'yu gömdük ve bıraktık, öyle hatırlıyorum. Çok evet. Çok acı bir kayıp. Hikayenin en başından beri yanımızdaydı ve çok da özel ve özgün bir karakterdi gerçekten. Yerini doldurmak mümkün değil. Yerine başka birisi, başka bir hikayesi olacak inşallah. O kişinin de Hande olacağını düşünmüştük. Hemen Hande'ye kızım nasılsın demeye geliyorum. Hande parmaksız Lens Corporal abi, daha birinci level bir birinci level bir scout kendisi ve concealer'ı var. Yani bir gün Alfonso Bilgini'ye benzer bir şey yapabilir. İstersen vasiyete geçmeden önce şeyleri açtıysan, dosyaları açtıysan açıyorum. Hande'nin build'ını kontrol edelim çünkü çok önemli bir karakter ve maalesef Alfonso'nun fonksiyonu, Alfonso'nun gönlümüzdeki yerini zaten dolduramaz da takımdaki fonksiyonunu evet. Birazcık şey yapalım. Major biletini diyor bak Umut chat'te. Major biletini alınca Major'ın hızlı adam yetiştirmek diye bir özelliği var. Belki Bijuvi'ye hızlı adam yetiştirme veririz özel olarak Hande'yi çabuk yetiştirebilmesi için. Aynı zamanda da daha da scout, 3 tane scoutumuz var abi şurada topu. Doğru söylüyor bak, Tap Sacrifice'in kaybı da oluyor. 3 tane scoutumuz var, bize daha bir hatta 2 scout daha lazım. Ki bunlardan birisi Baki zaten. Scout kendisi zaten. Hani evet. Halaydan evet. Döndürmenin bir yolunu bulursak Baki'yi. Baki'yi bulalım bugün. Baki'yi bulmaya çalışalım gerçekten. Belki Baki şunlardan biridir. Buradan çıkar. 12 Mumut'la artık ne kadar scoutluk yapar bilmiyorum ama. Bilmiyorum ama bize scout lazım abi. Çok belli bu. Bir her şeyden önce en önemli konu bu. Şimdi vasiyeti konuşalım. İstersen açıksa vasiyet bir hatırlat abi durumu. Alfonso'yu cenazesinden geldik ve bıraktık. Öyle hatırlıyorum. Aynen. Korkunç yani, bir swarming abduction mission'ıydı. Post Alfonso travmasından evet, sonra. Evet evet. Burada bırakmıştık. Bu noktada bırakmıştık. Zaten ayın ortasındayız. Şu anda event yok. Niye burada bıraktınız diye sorarlarsa Alfonso'yu kaybettiğimiz için diyoruz. Hep birlikte yasını tuttuk. Günler ağır. Evet abi 40 saat falan yas tuttuktan sonra 40 gün tutamayacağımıza göre çatışmaya döneceğiz. Sen vasiyeti oku abi bana. Vasiyette yine ilk şeyle başlıyor tabii. Exalt üstüne bakalımla başlıyor. Ama ona bu ay zaten 150 para yatırdığımız için. Oha 200 istiyor. Tamam zaten bu ay bakılmış. Tamam o hep dursun orada da biz her ay başında vasiyet okurken şey yaparız. Öbürü ne abi? Repair Bay hızlı yapılsın. Ha evet orada çok başarılı bir hareket yapmıştık. Repair Bay'i yıkmıştık. Tabii ki. Değil mi? Çok güzel bir fikirdi. Game Changer. Ben çok destekliyorum. You're welcome. Bu Game Changer hareketi gerçekten destekliyorum. Repair Bay'i yıktık ve hemen her şeyimiz damage yedi. Şu anda göremiyoruz neler damage'li. Ama onu iyi yapmıştık. O yüzden hızla Fission Generator ve hızla Repair Bay dedik. Power'ımız gelir gelmez Fission Generator 5 gün sonra hızlıca Repair Bay yapacağız. Evet, pro move tabir edilen hareketler oyuncu aleminde. Çok doğru söylüyor chat. Tamam abi hatırlayalım. Thermo Generator biter bitmez hızlı Repair Bay. O da zaten 50 artı 25 bin öyle bir para istiyordu hızlı olması. Evet. Nedir abi diğeri? Alfonso konuştuk. Alfonso'nun yedeği Hande olarak. Evet, Alfonso'yu Hande. Ve sonra kimi keselim? Minji'yi keselim mi? Ha evet ben ya bu arada araya gireyim. Araya evet, gireyim. Şey ben oturup Mac çalıştım abi bu arada. Birkaç gündür biliyorsun elim sakattı. Bir şey de yapamıyordum. Oturup okudum biraz. Hepsi abi mi? O kadar ciddi miydi ya? Hani kendi elini kesip Mac yapacak kadar. Abi evet elim yanınca keseyim Mac yapayım artık dedim. Ne yapayım yani? Madem yaralanları kesip Mac yapıyoruz. Elim yandı. Ben de gittim. Mac yaptım. Abi öğrendim bir miktar. Tamamını öğrenemedim. Hala çok advanced late game optionları olan bir şey Mac. Ama şunu gördüm. Eğer bu Mac işine giriyorsak adam gibi girelim. Elimizde iki tane Mac Warrior'la girmeyelim.
Hem mech çeşitlerini görmek ve mech pilotu türlerini görmek açısından, hem de şöyle düşünüyorum abi. Eğer mech'i istiyorsak ve mech'lere de çok upgrade yaptık. Yani daha da yapıyoruz. Böyle Gauss'lu bilmem neydi, bilmem neydi filan. O zaman abi biz her mission'a bir mech deploy edeceğiz diye düşünmeliyiz. Böyle çok mech heavy bir oyundan da bahsetmiyorum. 2 mech, 3 mech oynayalım da demiyorum. Biz her deployment'a mech götüreceğiz desek bu iş şöyle geliyor bana. Bizim 3 tane takımımız var. Aslında 2 tane adık olmuş. Bir tane de Ali ve Tuğçe tarafından yönetilen ve ihtiyaca ve duruma göre kurulup kurulup giden bir takımımız daha var. Aslında biz 3 takımla deploy oluyoruz. Bu da bize her deployment'a mech koyacaksak 3 tane mech sürekli gerektiriyor. Bunlar yaralanacaklar. Dolayısıyla da bana 5 tane mech, yani hiç değilse yani 4 en azından da 5 mümkünse yani 4 tane de mech gerekiyor gibi geliyor. 2 mech warrior'ımız var. 3 mech warrior daha yapsak dedim. 5 mech warrior'la biz her deployment'a mech deploy edebiliriz. Hatta paramız ola ki denk gelirse bir mech daha yaparız. Bir mech body daha. Çünkü abi bu iş şöyle oluyormuş. Mech'i yapıyorsun. Mech şasisini. İkinci level mech şasisini icat ettiğin zaman, keşfettiğin zaman yeni ayrı bir şasi yapmıyormuşsun zaten. Elindeki şasiyi upgrade ediyormuşsun. Yani bu şeyi alıp yanlış biliyorsam chat beni düzelsin, ben böyle anladım. Mech'i upgrade ediyorsun. Paladin'i al bilmem neye upgrade et diyorsun anladığım kadarıyla. O yüzden fazladan mech yapmak diye bir durum yok. Bizim elimizde iki tane mech şeyi ne onun adı? Mech olsun. Şasi. Mech şasisi olsun diye düşünüyorum. Ama çok para tabii. Bu arada bayağı zenginiz. Para açısından değil ama diğer resource'larımız açısından bayağı zenginiz. Fragment 157, weapon fragment. Bu bir mod çakışması olmuş burada. Mech de tabii ne istiyor? Bu hepsini karşılayabiliriz. Şu 128'i şu anda harcarsak repair bay'i yapamayız sadece ama. Çünkü o mech de yaralanacak. Ve tamir de edemiyoruz. Repair bay'imiz de yok. Mech şasimiz de yaralanacak. Bu fikrime ne dersin? Biraz daha mech keselim. Bence olur abi. Bu tarz alengirli büyük işler. Büyük mega projeler mega, değil mi? Mega projeler. Abi o zaman kimi keseceğiz diye de ben baktım. Ve oraya yazdım. Ne demişim? Bir hatırlat bana lütfen. Buraya işte Minji. Yager olarak. Umut Doğan. Goliath olarak. Ve Işık Belül Shogun olarak. Shogun olarak evet. Zaten bir Valkyrie Arda, bir tane de Archer Zeki var elimizde. Bunun dışında geriye kalan mech türleri açısından da şöyle düşünüyorum. Şimdi Marauder diye bir mech var. Assault'tan yapılıyor. Ve o mech'i bizim yapmamız bayağı zor. Çünkü bizim elimizde 4 tane Assault var ve hepsi çift bunların. Ekuri, Nehir'le Çağlayan, Halil'le Hero Emre. Bunlar birbirlerinin yediği olarak oynuyorlar ve Assault dediğin adam yaralanınca kötü yaralandığı için. Emre'de gördük. 30 gün yatıyor herif. Yedeksiz kalıyorlar. O yüzden Marauder kesmek, Marauder çıkartmak biraz sıkıntılı olabilir. Ama baki arama sürecine de başlıyorsak, arada önümüze Assault çıkarsa, o Assault'u kim olduğunu da random atıp belki de baki gelir ve mech olduğunda Assault olur. Bilmiyorum. Yapabiliriz. Ama Marauder şu andaki adamlarımı kesmek istemiyorum. Benim 4 tane hepsi gayet belli adamım var. Keza Infantry'den de kesmek istemiyorum. Birincisi Arda var zaten. Ayrıca bizim 4 tane Infantry'miz, birisi zaten Burçin Subay. Onu zaten kesemem. İki Sinanlar var, 2 tane Overwatch'umuz, bir de Begüm var. Hala yok ama hani bir tane bir tanecik Crit Infantry'miz var. Bunu kesmekte de sıkıntı var. Sinanlardan birisi kesilecekse o durumda da ikisi aynı rolde çünkü. Hani bilmiyorum, mesela en overkill hareket mech olmak olacağı için overkill Sinan eğer derse ki daha da overkill yok bunun derse belki keseriz. Bak doğru söylüyor chat. Sinanlar 4 hit pointler bir de. Güzel demiş bak Sinan. Belki o zaman Sinan'ı da kesebiliriz Valkyrie olarak. Daha ileride düşünürüz onu çünkü bir tane zaten Valkyrie'miz var. Ama overkill'in tillahını görürsünüz diye kesebiliriz. Bunun dışında da abi Medic'ten yapılan mech, adını hatırlamıyorum, Guardian galiba, ve Scout'tan yapılan mech'leri zaten yapamıyoruz. Scout'um olsa ben deploy edeceğim zaten. Scout'um yok. Medic'ten de yapılan bütün mediklerim officer olduğu için, tüm mediklerimiz officer, onu da yapamıyoruz.
O yüzden de belki bir gün bir Valkyrie daha, ama onun dışında bizim bir Pathfinder ya da bir Guardian yapabileceğimizi sanmıyorum. Geriye kalıyor abi yapmamış olduğumuz Shogun, Yager ve Goliath. Bunları araştırdım ve o şeye abi, bizim içtima dosyasına, bak ben de göreyim onu. Kalıplarda her rolün altına kalıplarını yazmıştım ya, onun altına mekler içinde bazı build'lar düşündüm. Bunlar böyle olabilir diye. Ve Valkyrie'ler, iki tane Valkyrie yazdım. Arda ikisine de uymuyor çünkü kendisi bambaşka bir insan o sebepten. Ama mesela Shogun çok güzel, engineer keserek yapılan Shogun çok güzel bir şey olabiliyor. Anti-air Aerea uçak savar gibi bir şey olabiliyor. Böyle şeyleri, drone gruplarını, Seeker gruplarını topluca havada patlatan bir adam yapılabiliyor. Şimdiden kanımısın. Evet, güzel bir insan. Goliath'tan, Gunner'dan çok güzel tank çıkıyor. Gerçekten ateş ediyorlar. O da gelip burunların dibinde overwatch yapıyor falan gibi bir adam. Böyle biraz in your face bir tank çıkıyor. İşe yarar. Bir de yapmamış olduğumuz klaslar arasında ne var abi? Yager. Yager'den de çok güzel in the zone sniper çıkıyor. Yani aslında Minji, şimdi dedik ya, zaten Tap Sacrifice'ın sniper'ı Kaan. O herif zaten eşsiz. Kaan'a bir şey olursa replace etmemiz bayağı zor yani. Yani Alfonso gibi Tap Sacrifice öyle bir darbe daha yerse çok kötü olur, ama bir şey olmaz inşallah Kaan'a diyelim. çünkü Kaan'ın benzeri yok. Öbür tarafta da FRP'de de Sinan Disabler ve Hasan Uzun, şimdi yeni transfer olarak flashlı hololu adam dedik. Bunların ikisi de çok özel roller. Bunları smack'le yapmak zor. Ama Minji kütük gibi bir herif. Şimdi baktım ability'lerine. Tamam, evet. Bir tane öküz gibi atış yapıyor. Bunu mech olursa da yapar. Ve mech olursa deploy edilme oranı da yükselir diye düşünüyorum. Eğer bir Yager yapacaksak Minji'den, çünkü Minji'nin gerçekten özgün hiçbir şey yok. Sniper işte. Tak diye atıyor. Böyle bir adam yani. Bunun yerine eğer bir Yager istiyorsak Minji'yi keselim. In the zone sniper yapalım. Her türlü deployment'a gider. Ve en güzeli de Kaan'a da yedek olur. Yani Allah korusun, ama Kaan'a bir şey olacak olursa hareket halinde ateş eden in the zone, Kaan da in the zone sniper'ımız ya. Gerekirse Kaan'ın yedeği olarak bir Yager yaparız, ama gerekmezse de kullanılır diye düşünüyorum. Bu yüzden de Minji'yi öneriyorum kesmeye. Yager'e keselim. Yager tanrılarına kurban edelim. Gunner olarak kimi dedik? Umut Doğan. Umut Doğan. Şimdi Emre'yi kesemeyiz. Emre Lightsout'u kesemeyiz. O herif hikayenin başından beri var ve çok güzel bir karakter. Adam gibi yapılmış tek Soul Gunner'ımız, Emre bizim. Boğaç zaten haddimiz değil. Ne oluyor acaba? Yani Boğaç şu anda Commander'a emir veriyor falan Evet. Boğaç'a elleyemeyiz. Zaten oldu da Boğaç'ı kullanmayı da öğrendik. Yalnız Tuna ve Umut Doğan karakterlerin ikisi de çok optimal olamamışlar. Zaten seçenekleri de çok optimal çıkmamış. İkisi de Heat ama yok mesela. Yani nasıl? O klasın adı Heat Gunner abi. Heat Gunner diye klas yapıp Heat ama almamışız filan adamlara. Dolayısıyla da ikisinden birini kesebiliriz diye bakındım. Burada kararı biraz sana bırakmak istiyorum. Bunlardan hangisini keselim konusunda. Çünkü FRP'nin Gunner'ı bu ikisi. Aslında şöyle. Birisi FRP'nin Gunner'ı, birisi yedek. Yine birisi kalacak. Lights Out ya da bu seçtiğimizin yerine diğerini keseceğiz. Bence Umut Doğan'ı mı keselim demişim. Bunu bir daha bir düşünelim. Evet. Neden öyle dediğimi bilmiyorum. Hangisinin build'ı daha kötüyse ve seçenekleri daha kötüyse, Umut Doğan Shredder, Aggression, Double Tap, Lock and Load, Paniklemem. Burada da çok ciddi bir şey yok. Mayhem tabii güzel. Gerçi Aggression aldıysa buradan Bring Him All alması gerekecektir. Disco olarak robot dansı yapar dediler ya. Tuna'nın Gunner kalmasında da şöyle bir şey var abi. Tuna ateş edip, shred edip Overwatch'a geçen bir tank. FRP'nin main adamı olacaksa Tuna,
ateş edip Overwatch'a geçen adam mı yok FRP'de? Hani yani zaten iki tane var. Evet, öyle bir durum var. Evet, bu da üçüncüsü oluyor. Bu yüzden acaba diyorum Tuna'yı mı kessek? Çünkü Tuna çok da önemli değil. FRP'de irreplaceable değil. Zaten bunu yapan bir sürü adam var FRP'de. Bu yüzden Tuna'yı kesmek bir fikir. Ama Disco'da robot dansı yapan Umut Doğan'da bir fikir. Bu kararı sana bırakıyorum FRP'nin komutanı olarak. Ne dersin? Abi hani şimdi dediğin doğru. Overwatch'a geçecek adam bol. Geçiyorlar. Geçiyoruz zaten. O yüzden Tuna'yı keselim diyorsun. Yani Tuna'yı kesebiliriz. Bir de Tectonic de aslında hani Mac'e giden bir isim. Gider, hani, gider tabii, evet. Evet. Basa basa yeryüzüne oynatıyorum şeklinde. Bence de ben... çünkü gerçekten Tuna'ya FRP'de Tuna'nın skill'leri önemli değil. Tuna olmasa da FRP o işi yapıyor zaten. Aynı işi yapıyor yani. Evet, onun yerine evet, yani... Umut Doğan'la Tuna arasındaki farkı şu. Tuna biraz daha defansif, Umut Doğan biraz daha ofansif bir adam. Umut Doğan evet. Gerçekten son level'ını aldığında hele yaşarsa şu Bringamon'u aldığında aggression'ı da var. Double tap ile bayağı crit atan bir gunner olacak. Yani bu damage vuran bir adam. Bu adama heat damage vurmanın bir yolunu nasıl buluruz bilmiyorum. Şuradan skill'i alarak olurmuş. Almamışız. Almamışız. İki kişiyi shred eden ve çok crit atan, çok damage vuran bir adam olur Umut Doğan. Peki abi, o zaman Tuna'yı keseceğiz Umut Doğan'ı değil. Bir tane Goliath yapacağız. Minji'yi kesip bütün bu dediklerim hakkında bir itirazın var mı? Chat'te bir itiraz yok. Hatta chat bir şeyler söyledi az önce. Bir bakayım chat'in ne dediğine. Şeyle ilgili Jager, Guardian ve Pathfinder iyi aim kazanıyor. En iyisi Jager demiş. Peki. Bence de Guardian ve Pathfinder yapamıyorum. Jager yaparım. Retrain yok abi, hayır. Oyunda retrain yok. Bu yüzden Minji'yi keselim mutlaka. Çünkü Minji'nin hem her yerde işe yarar hem de Kaan'ın olamadığı zamanlarda hani ölmez ya, yaralanır maralanır çocuk, Allah korusun. Tap Sacrifice'a çalışır. Mac'leri mümkün olduğu kadar takımlara esan etmek istemiyorum. Ortalıkta dursunlar. O takımın o anda neye ihtiyacı varsa, gidilen göreve ya da takımın o andaki evet. yaralısına falan göre o Mac'lerin arasından uygun adamı seçeriz diye düşünüyorum. Değil mi? Evet evet. Zaten biraz daha araç havuzu, esnek evet. bir yapımız. evet. Araç havuzu olsunlar gerçekten. Bir tek Zeki'nin şeyi Archer olarak eğer Grenade Launcher'ını verebilirsek Tap Sacrifice'da sık oynayacağını tahmin ediyorum. Ama ama şeyde Erol da Işık da o işi görüyorlar. Peki abi, bir dahaki maddeye geçelim. Bu Mac'leri de konuşmuş olalım. Mac dediğim gibi, pardon sen başlamadan, Mac dediğim gibi abi derya gibi bir şey. O kadar çok upgrade, o kadar çok bilmem ne çıktısı var ki hepsine yetişmek zor ama zaman içinde görürüz. Yani Mac'e giriyorsan tam gir. Tam dediğim hani bu tam girmek değil. Tam girmek 3 Mac'le deploy olmak demek. Ama biz hiç değilse her mission'a Mac deploy edebiliyor olalım. Ona göre bir evet, hazırlığımız evet. olsun. Bir dahaki madde nedir abi? Bir dahaki madde yok. Sonra alışveriş listesi falan var. Tamam, ama alışveriş listesi nedir konuştuk. Abi? Major açalım mı? Mac'lere shaped armor yapak mı? Şeklinde. Shaped armor. Mechanized units defense ayrıca. Shaped armor'dan önce böyle bir şey var bak. Herhalde bu sadece Shiv'ler için değildir. Bak bunu bilen var mı? Chat'e sorayım. Mechanized Unit Defense herhalde Mac'leri de koruyordur. Yoksa bayağı saçma olur. Bayağı saçma Mechanized olur. Mechanized yani. Unit Revolt. Burada Shiv resmi var ama. Evet dediği chat'in herhalde herkesi koruyor anlamındadır. Bu olabilir abi. Ayrıca şunu yapmamız isteyebiliriz. Çünkü Gauss Weapons geliyor. Ve Gauss Weapon'lara buff için bunu şu anda niye yapmayalım? Bunu keşfettiğimiz zaman bize şey verecek. Hani lazerlerde yapıyorduk ya Enhanced Optics. Onun Ballistics için olanını verecek. Gauss silahlarımıza vermek için. Yani bir iki tane yapılabilir. Bir süre Gauss kullanacağız herhalde ama emin de değilim. Emin de değilim. Yani bilmiyorum. Hani 60 para hem çok hem o kadar çok değil. Yani şu an çok 180 paranın 60'ını. Ne kadar sürüyor ki yapmak acaba? Item açıyor diyor. Bir dakika. Mechanized Unit Defense item açıyor diyor. Anlıyorsun. Core Armoring.
Ha item, yeni itemlar veriyor. Ben şey sandım, slot açıyor sandım. Bir an acayip sevinecektim ama item, yeni Aynen. itemlar açıyor. Plating ve armoring. Bunların ikisi de çok iyi ya bu arada. Core armoring de, plating de mechlerimizi daha dayanıklı yapar yani. Aslında bunu açalım biz. Tabii şu anda değil. Şimdi yine şeyi bekliyoruz ama bir ara onu düşünelim. Bizim şu anda ihtiyacımız abi Repair Bay'e para ihtiyacımız var. Orada yapılacak repair'lere paraya ihtiyacımız var ve major. Ve major. Kaç para? Manager 300 para. 300. Oh. Ama lazım abi o major. Barışı major yapacağız. Lazım Bijuvi lazım. major yapacağız. Uçaklarımı daha iyileştirmek için neyim var bilmiyorum abi. Uçakları daha iyileştir diyor. UFO Scanners. Super Sky Ranger. Aslında pek bir şey kalmadı uçaklarda. Ha, Penetrator Weapons var. Çok parayla uçakların zırh delmesini sağlayabiliyoruz. Armored Fighters da varmış, doğru. O da az damage yiyor. Penetrator'da daha çok zırh deniyor. Abi hepsi lazım. Tabii bir sürü şey lazım. Bu arada para problemimiz çok ilginç. Bu Afrika'da başladığımız için oluyor bu arada. Diğerleri çok iyi. Her şeyimiz var. Eloy'umuz var. Paramız yok. Paramız yok. Evet. Paraya ihtiyacımız var. 367 diyor. Buradan satışa bakıyorum. Abi işte Sanki son dönemde bayağı bir sattık çok. biraz sattık, biraz sattık. Bu Eleryumlar, bilmem neler, bunlar şimdi meklerde, meke gidiyorsak Eloy'du, Elerium'du, abartılı abartılı şeyler istemeye başlıyor bunlar. UFO Power Source Flight Computer satılabilir birkaç tane. Çünkü artık her inen large UFO'yu alacağımız garantisiyle oynadığımız için. Tabii. Evet. Tabii. Tabii. Valla abi uçak şu anda çok fazla param zaten yok. Bu yüzden de bir şey yapamıyorum. Biraz zaman geçireceğim. Repair Bay, orada yapılacak olan repair'ler, bilmem neler zaten bu parayı isteyecekler bizden. O yüzden bir yerlere para harcamayacağım şu anda. Emme uçaklar ve mekler diyoruz. Gauss Weapons geldikten sonra. Parayı oralara harcayacağız. Evet. Bunun dışında zaten bir şey yok. Yapılacak olan bir şey yok. Yeni bina yapmaya kalkışmadan önce bu işleri yapacağız. Tamam. Durum böyle abi. Evet. Bir şey sorayım. Bizim Mac tamir edebilen engineer'ımız yok, değil mi? Mac tamir etmeye gerek yok abi. Mac'ler tamirle beraber medikitle de Ya. iyileşiyorlar. Medikit ha, okey o zaman. Eğer çok mekanize oynuyorsan oyunu, öyle demiş insanlar. Medik az alıp onun yerine Shiv ve Mech oynuyorsan, böyle Shiv'li Mech diye bir oyun oynuyorsan eğer, o zaman Engineer daha öne çıkıyor. Okay. Sidecheck atacaklar mı konusunda tabii o kadarını bilemiyorum çünkü ne dedik? O konuda biz nasıl bir seçenek açtık abi? Second Wave'de biz o şeyi açtık mı? Neydi o? Mind Haze Matter. Açmadık. Evet. Açmadık. Genecük. Ha. Tamam, bu zaten konuyla alakasızmış. Mekler için en önemli şeylerden biri Tactical Sensor, Tactical Sense perk'ü veriyor. Tactical Sensor'ımız yok abi elimizde. Şimdi büyücülük çeki için bu arada daha kimleri büyücü yapacağız meselesinde de o zaman bir geçen sefer yarım yapalak konuşmuştuk. Büyücü olmaya en uygun olduğunu gördüğüm klaslarımız abi. Engineer'larımız çünkü zaten utility karakterleri bunlar. Yani smoke atıyor, bir şey yapmıyor. İşte bomba atıyor ama her zaman atmıyor çünkü limited use item kullanıyor filan. Engineer'lar şey için, Psyker bir şey yapması gerekmeyen primary olayını, one limited use itemları kullanmadığı roundlarda büyücülük olarak çok güzel defansif, ofansif büyücüler olabilirler. İkincisi assaultlarımız, özellikle her türlü assaultumuz, özellikle de Nehir ve Çağlayan gibi tank assaultlarımız. Bunlardan yüksek villi olanlarda ki mesela Nehir'inki bayağı yüksek görünüyor. Oha, bayağı yüksek. Aferin kızım. Bayağı yüksek. 67 başka yok. Gerçi o level'da adam da az var ama 67 hiç fena değil yani. Bunlara böyle şey uzaktan atılan mind frame falan gibi düşmanın dört karesine giremedim. Shotgun'ımı da kullanamadım. Uzaktan şak diye mind ataklar yaptım. Panik attırdım. İşte küçük damage'lar vurdum falan gibi şeyler gelebilir. Bu ikisi şu anda düşündüğüm subaylarımız saykır olamayacakları için medikten biraz zor çıkar.
Onun dışında da yani assault'larımızı ve engineer'larımızı, özellikle Willi yüksek engineer'larımızı, mesela Fasih'ten bir bok olmaz çünkü Willi yok. Bu adam subay. Bundan da bir şey çıkmaz. Başka engineer'ımız kim var abi? Aşağıda yeni gelen çocukları görelim. Onlar biraz level alsınlar tabii. Erol mesela Sergeant'ta 43. Fasih kaçıncı level'da 43? Kaçıncı level'da 43 herif ya? Fasih'ten hiç Psyker Maker olmaz da Erol'dan çıkabilir. Diğerlere de bakarız. Doğru, Nehir ne badireler atlattı. Onda Willi olmayacaksa kimde olacak? Fasih Nihilist diyorlar. Onun dışında da abi mesela diğer karakterlerimizin 48 demiş Overkill. Bakılabilir. Papi 58 demiş mesela. Bayağı iyi. Artık Willi yüksek olanlardan şey yaparız. Psyker'lar birkaç tane çıkartmaya çalışırız. Mesela Infantry'de de olur. Güzel. Ateş ettim. Psychic atak yaptım. Gibi. Hı hı. Mesela Begüm'ünki bayağı yüksek ama Begüm'ün level de yüksek. Abi kesin olmuyor. Adam Will'le ilgili zarlar atıyor. Hepsi şey yapıyor ama Will'le ilgili zar atıyor power'ı kazanabilmek için. Aynı zamanda da Will'i düşükse power'ı sahada kullanmaya kalktığı zaman da olmuyor yani. O yüzden Will'i yüksek adamlarla girmek lazım. Çok zaman harcıyor o şeyler. Evet, aynen öyle. Ama kesilmeden önce demek istiyorsun herhalde. Peki kesmeyi düşündüğümüz adamlara son kez o gözle bakalım. Minci'nin iyi Willi var. Kim dedik abi? Belül'ün iyi Willi vardı. Belül'ün zaten Belül kalıyor. Ve Engineer klası abi Medic'le beraber Will'e bonus alan bir klas olduğu için. Willi yüksek iki klas bunlar. Engineer ve Medic. O yüzden en başta Engineer dedim. Belül evet daha Sergeant'ta 43. Bak aynı klastan Fasih bilmem nerede 43 yani. Belül güzel. Bunları bir kenara bir yazalım mı abi? Hazır girdik bu hikayeye madem. Yazalım. Willi yüksek adamlarımız. Nereye yazayım bunu? Bir kenara yaz şimdilik. Sonra ben onları toparlarım abi. Umut Doğan bayağı iyi. Bak yukarıdan geliyorum. Willi yüksek adamlar. Yani şimdi Boğaç iyi de Boğaç'ın Will'le ilgili bir büyü yaptığı bir anı düşünemiyorum. Boğaç ateş edip Overwatch'a geçiyor. Herifin işi bu yani. Hani bu adam çıkmaz oradan pek. Bir kenara not alabiliyor musun abi? Büyücü çekerimiz. Nehir. Çok iyi. Ali Yenay'dan çıkmaz. Fasit'ten çıkmaz. Tuna kesiliyor. Umut Doğan. Disco. Meriç. Bak bu da iyi fikir bu arada. Oha bayağı iyiymiş. Büyücü olmak için çünkü roket atmadığı zaman ateş edeceğini büyü yapsın yani. Yani gayet uygun. Ve yüksek Will genelde rokette çıkmaz. Çıkmıyor ama bunda gelmiş. Burçin'den olmaz. Tuğçe'den olmaz. Mehmet Günüşen düşük. Mehmet Günüşen'den büyücü çıkmaz. Sniper'lar zor. Şimdi Minci pis bir durum. Minci'yi kesecek miyiz? Büyücü mü yapacağız mesela? Bence keselim. Yeterli adam var. Ve başka elimizde Yager olacak adam yok. Eser Ayran fena değil. Eser Ayran fena değil. Abi sidecheck at diye bir şey yok. Adamı koyuyorsun. Sürekli şey yapıyorsun zaten. Bir daha tren ederek geliyor zaten adam. Büyüyü öğreniyor eninde sonunda. Zeki'den çıkma olmaz. Serkan soru işareti yazalım büyücülük için. Çünkü sniper ama hani. Büyüyü öğrenmek için. O düşük seviye. Yok düş değilmiş pardon. Ya Sergeant aslında. Düşük level'ına rağmen fena değil şeyi. Bunun dışında da abi Işık Belül. Willi önemsiz çünkü yükselecektir engineer olduğu için. Herhalde Erol. Tabii. Erol, Işık Belül. Abi Overkill'le Papi'ye de şey uygun görmüyorum. Overwatch'çı adamlara çok uygun görmüyorum. Çünkü Overwatch'ta kalacak. Büyü yapıp Overwatch'a geçemeyecek. Ama mesela Begüm fena değil. Begüm soru işareti. Ateş edip bir de büyü yaptı olabilir çünkü. Ama Overkill'le Papi tabii onlar da yapabilir ama biz onları ateş edip Overwatch'a geçirmek istiyoruz. O yüzden çok iyi çalışmaz. Emre'nin buradan da şey yok. Böyle diyelim abi. Kaan'ın eğimi 94. Yok efendim Kaan kötü sniper. Aman bilmem ne. Konuşup durdun. Kaç tane büyücü adayı çıktı abi orada? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Bence İki tanesinde soru işareti var. Yeter. Kim tabii. O soru işaretleri? Serkan'la Begüm. Tamam. Geri kalanların zarları atılacak. Papi'nin Will çok iyi diyorlar. Son kez bakalım. Papi'nin Will, evet çok iyi. Papi'yi de hadi soru işareti koyalım oraya. Ama bilmiyorum. İki soru işaretiyle koyuyor. Evet. Yani çünkü hani Begüm gibi değil. Arada 6 fark var. O adamlar ateş edip Overwatch'a geçsin istiyoruz. Şey değil. Abi bayağı konuştuk ama söyle abi. Yok yok. Devam et. Bayağı konuştuk. Bir plan var. Dünyayı, küreyi döndürmemiz için bir engel var mı? Herhalde her şey tamam. Yok. Döndür abi. Alfonso buyurun. Bilgini olmayan bir XCOM üssünün tadı tuzu yok ama bakalım ne olacak abi. North America bizden ne istiyormuş? Her ne istiyorsa geçti. Rayburn Fender. Hadi bakalım. United States'e vermiyoruz demişiz zaten. South Africa, bir dakika. Afrika'dan bir şey istiyorlarsa canım Chrysalid Carcass istiyorlar. İki scientist güzel tabii de. O kadar Chrysalid gelip siz öldürün abi. Bu sektoid korpsları niye vermiyorum? Bir scientist yüzünden mi vermiyorum? Bir de bu engineer'a bunları niye vermiyoruz? Abi çünkü fragmentları şimdi bol bol harcayacağız Mac'e falan diye Mac'e vermiyoruz. Mac'e harcamayacağız da Foundry'ye harcayacağız. Yani bir yere. Foundry'de harcanacak. Peki. O zaman devam. Barış geldi izinden. South America'da. Arjantin. Alien metalurji sonunda geliyor. Bu arada Improved Salvage da yapmadık. En azından alloy toplamamız artıyor. Fragment toplamamız henüz artmayacak ama daha çok alloy toplayacağız bundan sonra. Bu iyi oldu. Çünkü o mekleri mek işine girdiğimiz zaman abi o alloy biter. Biter yani. Hani mek araştırması yaparken şöyle bir şey okudum. Mek oynamak için en uygun ülke Japonya ve Çin'in açılış bonuslarında mek bonusları var ve herkes oraları sanıyor ilk başta ama South Africa abi. Bu arada izleyenlere de söylemiş olalım. Çünkü bu şey Improved Salvage ve Alien Metallurgy açık başlıyor herifler. Oyun açıldığında bunlar o kadar pahalı ve o kadar ileri upgrade'ler ki oyun açıldığı andan itibaren %20 sürekli daha fazla alloy ve fragment toplayarak oynamak mech oynamanı sağlıyor. Mech çok alloy isteyen bir şey doğal olarak yani. Fransa'da iyi diyor bak şey. Chat. İki scientist verin abi. Bunu aldım. Okay. Brezilya. Floater'lardan çıkacak Cybernetic Enhancement. Evet abi biz çıkarttık oradan. Neyse siz de ayrıca çıkartın. Cybernetic'i oradan çıkartacaksınız. Mech Pistols. Ben bunu arada bir yerde koydum. Dün mü ne araştırma yaparken bu niye keşfedilmemiş ya dedim. 30 paraydı çıkardım aradan. Pistol'lar crit atsın diye bir upgrade bu. Çıkaramadım. Destroyer adında bir medium. Ne yer? Destroyer diyor abi. Destroy etmeye gelmiş bizi. Medium bir UFO. Bir tane laser cannon var. Kalkmıyorum abi. Neyi destroy ediyorsa etsin. Neresi burası? Neresi burası? Nijerya. Nijerya tabii ki Nijerya. Abi az sonra uydumu vurmaya gelen adama kalkacak halde değilim. Bunu bırakıyorum. Evet, evet. Tamam. Neyi destroy ediyor bilmiyorum. Bakalım neyi destroy ediyormuş. 45. UFO'ya da kalkmadık. Belki terör merör olur. Medium'dan terör çıkmaz. Bu bir şeyi destroy edecek ama UFO gider gitmez konsey beni çağırdı abi. Çok fena paparayı yiyeceğim. UFO'yu bırakın gitsin dedim. Konsey beni toplantıya çağırdı. Bakalım. Bakalım ne olacak. Nijerya'da politikacı varmış. Aa adam geliyor. Tactical. Aa Baki. Baki olabilir gerçekten. Galiba Baki'yi bulduk. Scout olarak gelmiyor. Belki zar atarız. Belki de tactical alırız. Ama hele bir kurtaralım bakalım. Nijerya'da bir politikacı varmış abi. Bu adamı canlı getirin onunla konuşmak istiyoruz diyorlar. Tamam. Bir zamanlar Alien'larla işbirliği yapalım demiş. Bak pisliği görüyor musun? Alien'larla işbirliği. Ne zaman evetçilerden. Evet abi. Alien'larla işbirliğini savunan bir politikacıymış. Biz o adamı gidip çıkaralım abi oradan. FRP hazır. Tam takım FRP. Bütün as kadrosuyla. Mech almadık. Çünkü çatılarda gezmeyi düşünüyorum.
o çatılarda gezerken şey yapmak istemiyorum. Mekik çıkaramadığım bir şey istemiyorum. Onun dışında FRP normalde 8 kişi Meksiz nasıl deploy ediliyorsa odur. Elimizi korkak alıştırmadık. Herkes de medikit var koyabildiğim çoğunlukla. Bu bizim kancalı şey armor. Ha, o da bozuk abi. O da Alfonso ile beraber o da gitti. Alfonso'daydı. Tüfeğimiz gitti. Her şey gitti. Medikimiz dışında herkes de medikit var. Evet, aynen öyle. Repair bay'imiz olsaydı keşke ya. Keşke olsaydı. Neyimiz olsaydı abi? Mesela repair bay'imiz olsaydı. Keşke yapmış olsaydık. Orada çok güzel oynadık abi. Orada pro gamer bir hareket yaptık. Kalkıyorum gidiyorum. Bakalım kimmiş bu politikacı alienlarla işbirliği yapmak isteyen. Yapalım bir konsültasyon. Ne yanda sizin istasyon? Bizde de var mı enflasyon? Uzaylılar hoş geldiniz. Belediye var mı sizde? Hamdolsun bu yoktur bizde. Elektrik, su krizde. Uzaylılar hoş geldiniz.